de sahibimiz, muhasebe denetiminin ve gözetim kurumlarının yatırım ortamı ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri. Buyurun. Değerli bilim adamları, mevcut, gelmiş geçmiş çok değerli başkanlarım ve çok sevgili meslektaşlarım. Hepinizi özlemle, sevdan buyurun. Muhasebe denetimi ve gözetim kurumlarının yatırım ortamı ve finansal piyasal üzerindeki etkileri adlı sunumu sahibi Erdal Aslan. Kendisiyle birlikte aynı şirkette çalışıyoruz. Şirketimizin partnerlerinden sorumlu ortak başkanıcıdır kendisi. Bir mazereti dolayısıyla bu görevi benden rica ettiler. Ben de sizlerin arasına katılma heyecanıyla seve seve kabul ettim ve koşarak geldim. Size selamları ve saygıları var. Konuşmamda mümkün olduğu kadar tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Çünkü yıllardır bu konuları sürekli olarak tekrar edip duruyoruz. Geriye dönüp baktığımızda hem çok önemli merhalelere başladığımızı görüyoruz ama geldiğimiz noktada da hala patenaj yaptığımızı da hissetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Şimdi işletmeler muhasebe dönem içerisinde gerçekleşen ekonomik olayları izlerler, analiz ederler. Bunları muhasebe kayıtlarına alırlar ve dönem sonunda bunları finansal tablolarına yansıtarak sunarlar. Bu işlem doğrudan doğruya o işletmenin içerisinde gerçekleştirilen bir operasyondur. Bunun güven verici olabilmesi için ihtiyaç duyulan şey, bunların bağımsız denetim kuruluşları veya bağımsız denetçiler vasıtasıyla bağımsız denetime tabi tutulması olayıdır, bir üçüncü göz olarak. Bunlar finansal tablolar ve dipnotları standartlar çerçevesinde değerlendirilir. Denetim standartlarına göre kanıtları toplanır, kanıtlar değerlendirilir ve sonunda bu finansal tablolar hakkında rapor hazırlanır ve görüş bildirilir. Bu yeterli değil. Neden? Dünyada pek çok olaylar yaşanmış, skandallar yaşanmış, bir güvensizlik ortamı oluşmuş ve şüpheler de uyanmış. Bunun için bu sürecin üzerinde bir kamu gözetiminin olması ihtiyacı duyulmuş, buna ihtiyaç duyulmuş ve dünya uygulamaları da bu yönde seyretmiş. Konumuz yatırımcılar açısından, finansal tablolardan yararlanan pek çok kesimler var. Bunlardan bir tanesi de tasarruf sahipleri. Bu tasarruf sahipleri ellerindeki finansları ihtiyacı olan işletmelere aktarmak durumundadırlar. Yatırımcı bunu yaparken kendisini güvende hissedeceği yatırım alanlarına yönelir. Ama gerek işletmelere, yani esas kullanıcılara öz kaynak veya kredi olarak geçecek olan bu finansal imkanlar için güven ortamının sağlanabilmesi açısından arada kurumların olması gerekiyor, kamusal kurumların olması gerekiyor. Biraz da ülkemiz mevzuatına bakarak olayı değerlendirdiğimiz zaman para piyasaları, bankacılık sistemi ve belli bir kanun denetimi altında halka açık şirketler, sermaye piyasaları, sermaye piyasası kurulunun denetiminin altındadır. Ama bunun dışında gerçekten de denetime ihtiyacı olan anonim şirketler vardır. Bunların da denetimleri kamu gözetimi kurumunun fonksiyonu içerisinde yer almaktadır.
Finansal tabloların değerlendirilmesi konusunda en önemli konulardan bir tanesi yıllardır tartışıp gayri sarf ettiğimiz, mesafe almak istediğimiz konu tek tip standartlarla finansal tablolarımızın düzenlenmiş olmasıdır. Bu sayede dış ülkelere yapılan yatırımların artması mümkün olur. Tedarik satış işleminin gelişmesine bu tek standartlara olan katkıda bulunur. Sermaye yatırımcısı katılımcılarının daha kaliteli bilgi edinebilmesini sağlar. Finansal tabloların şeffaflık ve karşılaştırabilirliğini arttırır. Ve de finansal tablo hazırlama maliyetlerini tek bir standart üzerinden yapacakları için düzeltir. Geçmişte bir takım örnekler de yaşanmıştır. Farklı finansal tablo nedir? Ne şekilde sonuçlara yol açmaktadır? Klasik örnekler mesela Türkcell'in 2000 yılında New York borsasına kote olduğu zaman buradaki yerel mevzuata göre sermaye piyasası kurulunun kapsamında bilançosunda 23,7 milyon lira zarar varken Amerikan standartlarına göre bunun 157 milyon kâra dönüşmüş olmasıdır. Bir başka örnekte 1993 yılında Mercedes'in kendi Alman kanunlarına göre hesaplanmış kârı 615 milyon mark iken bunun USGP'ye göre hesaplanan miktarı da 1.884 milyon mark civarında zarara dönüşmüş ve Daimler borsaya bu bilançoyla katılamamış. Şimdi bir işletme var. Bu işletmenin bir yerel mevzuata göre çıkarılmış ülkemizde olduğu gibi bilançosu var. Bir de uluslararası finansal raporlama standartlarına göre düzenlenmiş bir ikinci finansal tablosu var. Bunlardan hangisi doğru? İkisi de doğru. Çünkü doğruluk bir şeye göre kıyaslanarak yapılır. Yani eğer bir bilanço vergi usul kanunu prensiplerine göre düzenlenmişse ve o prensiplere layıkıyla riayet edilmişse o bilanço vergi kanunlarına göre doğru bir bilançodur. Yok, aynı bilanço farklı tezahür etse de IFRS'e göre veya Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmişse o standartlara uyumu ölçüsünde doğrudur. Peki iki tane doğru olur mu? Buna bizim Türk Ticaret Kanunumuz bakın ne şekilde yanıt veriyor. Okumak istiyorum. Hepinizin bildiği şeyler gerçi. Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye muhasebe standartlarına göre şirketin mal varlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde şeffaf ve güvenilir olarak gerçeği dürüst ve aynen ve aslına sağlık surette yansıtılacak şekilde çıkarılır. Yani Türkiye'deki muhasebe standartları, TFRS veya vergi kanunlarına atıfla yapılan bu mevcut uygulamayla standart diye telakki edecek olursak bunların değerlendirilebilmesi için dürüst olması söyleniyor. Bu dürüst kelimesi bizim literatürümüzde ilginç bir şekilde kullanılmadığı var. Yani bir düzgün bir adamdan bahsedebilmek için onun düzgünlüğünü kuvvetlendirmek için ne deriz? Doğru dürüst bir adam deriz. Yani dürüst bunun adil olduğunu ve gerçeği yansıttığını, başkasını veya onu okuyanları yanıltmadığını ifade eden bir kavramdır. Her iki kavramda, her iki standartta buna göre değerlendirilmek mecburiyetindedir. Bütün dünya bu bizim Türkiye Finansal Raporlama Standartı'na referans olan IFRS konusunda bunun en adil, en şeffaf sonuçlar veren bir standart olduğu konusunda hemfikirdir. Buradan da ülkemizdeki bu ikili standartın değerlendirilmesini kolayca yapabiliriz. Dünya üzerinde IFRS ne kadar kullanılıyor? İşte bu gelişmiş ülkelerle ilgili G20 ülkelerinde işte tüm ülkeler
uluslararası muhasebe standartları konusunda tek kaynaktan yararlanması ve IFRS'in tek kaynak olarak kullanılması gerektiğini kabul etmektedirler. Evet, hepsi kabul ediyor, biz de ediyoruz. Bunların içerisinden 14 ülke sermaye piyasasında işlem gören şirketlerin tamamına yakınının IFRS kullanımında geçişini sağlamış bulunuyor. Biz böyleyiz. Amerika, Hindistan, Japonya şirketlerin isteğe bağlı olarak kullanmalarına izin vermektedir. Suudi Arabistan sadece bankalar ve sigorta şirketlerinin IFRS kullanımını zorunlu kılmıştır. Çin, yerel standartların büyük ölçüde IFRS'e uyumlu hale getirmiştir. Endonezya, EAS ve IFRS ile büyük ölçüde uyumlu iki yerel standartı kabul etmiş ancak uygulama geçişi henüz bir tedbiriyle açıklanmamıştır. Sadece standart yetmiyor cümlemi girişimizde. Çünkü standartlara uymuş olmanın da bir denetçinin nezdinde, denetçi üzerinde bir denetimin olması lazım. Bunun da klasik örneği hepinizin bildiği şeydeki 2000'li yıllardaki Enron olayı ve bunun üzerine çıkartılan Sarbanes-Oxley kanunudur. Bu kanunda ağırlıklı olarak halka açık şirketlerin muhasebelerimizle ilgili bir muhasebe yönetim kurulunun kurulması vurgulanıyordu. Denetçinin bağımsızlığı, kurumsal sorumluluk, kapsamı genişletilmiş mali bildirimler, analiz çıkarlarının çatışması, komisyon kaynakları ve yetkileri, çalışmalar ve raporlar, kurumsal ve kriminal suistimal sorumluluğu, beyaz yaka suçlarında ceza artırımı, kurumsal vergi beyanı, kurumsal suistimal ve hesap verme sorumluluğu gibi pek çok ilke esaslara bağlanmıştı. Bu kurum, kar amacı gütmeyen bir kurumdur ve amacı bağımsız denetim raporlarının ve işletmelerle ilgili bilgilerin hazırlanmasında kamu çıkarını gözetmek ve yatırımcıları korumak olarak tanımlanmıştır. Konumuz da zaten bu yatırımcıları korumaktır. Avrupa Birliği kendi bünyesi içerisinde 8. direktifle bunların benzerlerini yayınlamış bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan muhasebe skandalları, denetimin kalitesi ve etkin kamu gözetiminin önemini ortaya koymaktadır. Bağımsız denetim firmalarının kar amaçlı işletmeler olması, kamu çıkarının korunması ve piyasalarına güven ortamının sağlanması açısından denetim kalitesinin gözetimine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. G8'in içerisinde, G20'lerin içerisinde bir G8'lere baktığımız zaman, önde geçen büyük dünya ekonomilerine baktığımız zaman, bu 8 ülkenin hepsinde de gözetim kurulunun oluşturulduğu görülmektedir. Tabii bu gözetim kurulları fonksiyonları açısından kendi içlerinde farklı yapılara sahiptir. Ama esas amacı aynı yöneliktir. Yatırımcılar ve bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlama, yani bunlar onların ne şekilde etkilemektedir. Denetlenmiş finansal tablolara sahip bir işletmenin performansı, uluslararası standartlarla ölçülebilir hale gelmektedir. Denetlenmiş finansal tablolara sahip bir işletme, denetim çalışmalarına altyapı sağlayabilecek nitelikte muhasebe, iş kontrol ve iş süreçlerine sahip bir işletme olarak değerlendirilir. Yatırımcılar denetimden geçen borsaya kote şirket hisselerine yatırım yapmayı tercih ederler. Muhasebe denetiminin ve kamu gözetiminin etkin olmadığı ekonomilerde yatırımcılar sermaye piyasaları yerine para piyasalarına yönelirler.